Bunlar da kruvaz tekneleri. Konaklamalı gelirseniz Halong Bay'a bu tekneler de kalıyorsunuz. İsterseniz bir gece, isterseniz iki gece, isterseniz üç gece. Kayaking yapacağız. Gizli şu mağaradan içerideki koya gireceğiz. Gizli koya. Orada kayaking yapacağız. En eğlenceli kısmı o. İnşallah tek başıma yaparım. 3 kişi 5 kişi rahatsız olurum ama bakalım. Şuradan girdiği görüyorsunuz. Çalın hocam, şu boating karı ne karı tane? Bu boating karı ne karı tane? He? Boating karı ne karı tane kon? Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi buradan kanal iniyoruz. İslamcı zayıf. İslamcı'dan çıkarsak ne mutlu bize. Fotoğraf makinesi, çanta, her şey elimde çünkü. Kuru gelenler de var. Tamam. Evet, şu anda kayaktayız ve gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz bilmiyorum. Savaşarak. Çarpışan, çarpışarak gidiyoruz. Sorry. Thank you.
Bizim burada neler çektiğimizi bir bilseniz. Resmen savaştık. Like the crash. How do you call those the car that you rent out to just maybe the same things in your country. Crash car. Yeah, carrito chocones. Çarpışan arabalar, they call this same things. And the photos. Yeah, picture time. Yeah. No more work. Hello. Evet arkadaşlar, kayaking arkadaşım, tanıştırayım sizi. Sorry, what's your name? Carla. Carla. Carla Meksika'dan. Onunla biraz önce tanıştık ve geldik burada. Kayaking yapıyoruz. Çok eğlenceli. Çarpışan arabalar gibi. Burası işte gizli koy. Gizli koya girdik. Şu mağaradan. Bayağı bir uğraşarak girdik ve ıslanarak çıkacağız. Gözüküyor. Fotoğraf makinesi ıslanmasın. Başka bir şey istemiyorum. Kıçım ıslandı bile. Karşıdan girdik, çıkacağız. Çıkışa geçiyoruz. Onun için sonra biraz kürek çekmem lazım. Çıktık. Bakalım ıslanmış mıyız? Azıcık ıslanmışız, çok değil. Evet. Şu tünelden çıktık, girdik, çıktık, gizli bir koya. Gizli koyla. Tabii bu kadar boş değildi biz zaten. Tam dakika olarak geldik. A long way. Devam. Thank you.
Şimdi rehberimiz anons etti. Yüzmek isteyenler hazırlansınlar diye. Hadi. Çok eğlenceli bir rehberimiz var. Valla millet yüzüyor işte. Bugün 25 Aralık 2022 Noel günü. Mutlu Noeller. Stüdyoya çıktıktan sonra böyle bir şey oldu işte. Neredeyse 360 derece görebiliyoruz. You want a picture? Yeah, you can. Yeah. No problem. I can send it. Yeah, okay. It's terrible. No problem. Let me wait. Evet, yüzme alanından ya da şu en üst yukarıda tepede fotoğraf çektikten sonra maalesef gün batımını da kaçırdıktan sonra gidiyoruz. Kruz teknelerinin mesafeleri de şey yaptılar, teknelerini girdiler, giriyorlar hala hazırda. Bakın mesela bir tanesi. Şuradaki yolcusunu alıyor. Şu küçük tekneler kruz teknelerinin yolcularını taşıyorlar. Onlar ışıklarını açmışlar. Akşam yemeğini hazırlamışlar. Misafirlerini yolcu edecekler. Herhalde burada bu gece yatıyorlar. Sabah erken saatte de o gizli köye gidip yüzüyorlarmış. Bunlar da burada sabit duruyorlar demek. Bu büyük motorlu tekneler işte kruz teknesinde yaşayan yani kalanların misafirlerinin. Hey,
Biraz önce şurada gün battı maalesef. Şu kocaman taş gün doğumlu gün batımını izlememizi engelledi resmen. Ve de biraz geç hareket ettik. Ayrılışımız çok geç olduğu için gün batımını kaybettik. Evet, gençler ve genç kalanlar. Gördüğünüz gibi Along Bay'ı, bir mağarayı ve bir de plajı gezdik, gördük. Mutlu olduk. Bir günü daha geçirdik Vietnam'da. Ve neredeyse bir ayı dolduruyorum. Bir ayın sonunda Vietnam'a ve yolculuğuma ara veriyorum. Ara veriyorum çünkü çok hoşuma gitti bu iş ama biraz da sıkıldım. Yalnız başıma kaldığım için hep Erdem'in ve Sıla'nın yüzünden oldu. Onlar beni bırakıp Hong Kong'a gittiler. O yüzden. Sonuçta işte böyle yani 4 ay bitirdik. 4 ayın sonunda da bu iş bir kısa ara verip, bir dinlenmeye çekilip ondan sonra tekrar yola çıkmak üzere diye ümit ederek Vietnam'a veda ediyoruz. 2 gün sonra Hanoi'den İstanbul'a uçağım kalkacak, ondan sonra Dalaman. Öyle işte. Görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. Halong Bay'dan sevgiler Vietnam'dan.